Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor'u 3. sezon 7. bölümü konuşuyoruz. Hem de bunu ikinci kere yapıyoruz. Bir süreden beri kanalda yorumlarda Doktor'u nerede falan diye bağıran bir kitle var. Game of Thrones'culara döndünüz, farkındayız. Doktor'ular nerede derseniz bu şerefsizin yanmasıyla beraber çektiğimiz bütün bölümleri kaybettik. Şeyler gitti. Bir de daha doğrusu çok ilginç. Yani bu işte 42 bölümü bundan sonraki Family of Blood'lar ve şey gitti. Blink gitti. Blink'in laneti herhalde. Blink çok güzeldi. Bölüm çekmiştik. Full yandı bitti, kül oldu. Sonrasında çektik üstelik. Yani bu sezonun finali falan çekilmiş durumdaydı. Şimdi başa dönüyoruz. Muhabbeti tekrar alacağız. 42 isimli bölümümüzle ilgili ufaktan muhabbete girelim arkadaşlar. Yalnız ben burada Star Trek varken konuşamam. Müsaadenizle gidiyorum. Doktorum koyunca geleceğim. Ceylet'cim onu oraya koyduk ve onu oradan kaldıramıyoruz. Çok ağır. Lütfen bizi bıraksın. Ha, okey. Ağır ve büyük abi. Evet, 42 dakika muhabbeti çıktı arkasından. Halbuki ben 42 deyince bölümün ismi, o dedim hayatın anlamıyla ilgili geyik gelecek herhalde. Douglas Adams'a evet, gönderme yapmışlar. Hiç alakası yokmuş. Bari bir selam çakın bir yerde ama yani. Hiç komple yok yani. Dizinin süresine bir gönderme gibi bir şey o anladığım kadarıyla. Hmm. Hatta zaten bu dizinin bu bölümü 42 dakika sürerken 42 dakikalık bir macera anlatıyor. Yani o hani 24 dizisi falan vardı ya işte. Evet. An be an her şey gerçek zamanlı izliyorduk. Bu bölümde öyle bir esprisi var kendi çapında. Ama bilmiyorum yani, siz biliyor muydunuz? Ama yok, çok şey değil değil mi bu espri yani? Ya böyle bir şey varsa gerçekten ben de bilmiyordum açıkçası. Yani değil abi. Çok Doktor Who'luk değil yani. Çok epik bir şey çünkü. Bir de öyle o zaman hani yani o 42 dakikalık süreç başka bir şeyi temsil eden bilmem ne olarak falan çıkmıyor ki. Sadece öyle bir maceranın adı gibi olmuş kaldı. 43 de olabilirmiş bölümün adı ve hiçbir şey değişmezmiş. Evet. Aynen öyle. Yani bu biraz üzücü bir şey. 17 olsaymış derdik ki çok kısa ama neyse. Neyse boş geyiği bırakalım da Mart'ı övelim biraz. Çünkü ben müsaadenizle çılgınca Mart'ı övmek istiyorum. Mart'ı bu bölüm şov yaptı, şov. Yani en son en son böyle doktorun da içine güneş giriyordu artık. Doktor kontrolsüz bir şekilde kendinden geçiyor falan. Kızcağız bayağı tek başına doktoru, uzay gemisini, güneşi, her şeyi kurtardı. Aa, bir de annesiyle ilişkisini de koparttı falan yani böyle. Ben bu bölümü izlerken dedim ki hakikaten ulan doktor dedim. Doktor dedim, doktor. Hey gidi hey. Doktor dedim. Sen dedim Marta gibi daha companion geldi mi, gelecek mi dedim. Hakikaten benim o açıdan şeyi çok takdir ettiğim bir bölüm. Ya şey bir kere çok ilginç. Doktorun içine işte güneş giriyor da doktor hakikaten korktuğunu görüyorsun ya. Evet, evet. Yani evet, ne düşündünüz evet, orada evet, bilmiyorum. Ben gerçekten şeye şaşırdım. Yani bu zamana kadar doktor hani böyle hani eyvah ne yapacağız, aman koşturayım falan, panik belki biraz ama acılar içerisinde bağırdığı falan. Evet, evet. Korkuyorum falan diyor. Falan. Yani, evet, evet, çok ilginç bir bölümdü orası. Abi yani doktor genel olarak ilk defa böyle bir kafa yaşattı bize. Marta'da hakikaten yani bunun üstesinden dediğin kadar var. Çok güzel geldi. Ama yine de hani bütün bunlara rağmen ben bölüm olarak bunu böyle çok böyle hani doktorun hani bir yere giriyor orada Satin Pit'teki gibi. Hani bir kalabalık var, hı-hı, işte bir crew var ve o crew'dan işte bir amaçlarına veya ya hizmet ediyor, hizmet ederken birileri ölüyor falan. Hani formül diyoruz ya doktorun, çok hı-hı, formül bölüm. Bence bu da o formüllerden bir tanesiydi ama güzel formül. Ben bu formülü seviyorum doktorda. Evet. Bundan daha da göreceğiz ve bu formüller güzel işliyor bence. İşte Sungur'un dediği doktorun korkması ve Marta'nın doktorun hayatını kurtarması ki bu ilk defa olamıştı. İlk çıktığı zaman da, ilk çıktığı bölümde bile aslında. Bu üçüncü oldu. Evet, canım, üçüncü, ikinci film yani, üçüncü. Marta böyle bir companion dedi bize resmen. Evet, yazar, kesinlikle. Bu bölümde, bu işte yani Can dediği bunun altını çizen bir örnek kesinlikle. Aynen. Marta'yı böyle Rose'dan ayrıştırıyorlar belli bir şekilde. Yani Rose'a göre Rose daha böyle biraz bizim gibiydi. Yani böyle işte her şeye şeyle şaşkalozlukla yaklaşan, her şeyi ilk defa gören bir adam. Ya da en fazla cin gözlük yapıyordu böyle sonlara doğru biraz ama evet, böyle dur alayım doktoru dondurma kabinine 12 tabii, saniye yatırayım da camını falan kurtarayım falan başka bir şey. Aynen ama Marta işte gerçekten dediğin gibi daha biraz diyorum acaba Marta'nın tıp eğitimine mi orada şey yaptılar? Çünkü bir şey anı bilmiyorum abi, mesela. Sonuçta birisi üniversite mezunu, birisi lise terk yani. Bir şey anladın mı? Yazıklar olsun, elitizm. Kenar mahallelerinden çıkma İngiltere'nin. Yok, tıp eğitimine şu açıdan diyorum yani gelmiştir başına bize bir takım kazalar, her ailede bir şeyler oluyor. Acil serviste olursun ya bazı gün. Yani o acil serviste içeri hasta getirirler, o bağırır, ağlanır, bir şeyler bağırır. Doktorlar kullarını koruyarak onu böyle ya bir şeye götürürler, acısını iyileştirmeye çalışırlar falan. Doktor orada ölüyorum, kaçın gidin falan bağırıyor, çıldırmış artık, kontrolü kaybetmiş. Gitmeyeceğim diyor. Bir de doktor yatırıyor ya da tedavi sürecine başlatıyor falan. Yani dedim ki gerçekten bunu düşünürken Marta'nın böyle doktor eğitimi olduğunu bariz düşünüp koydularsa ne kadar akıllıca. Çünkü o içine yatırdıkları tüp de böyle bir MR cihazı falan değil bir mi? Halleri var ya böyle.
Yani acaba oraya bir şey yapıyorlar mı diye düşündüm. Altını çiziyorlar mı diye. Ama ekstradan da hiç şey olmadı. İşte biz tabii doktor olduğumuz için falan gibi böyle bir vurgu olmadı yani hiç. Bence o ekstradan hani Marta'nın doktorluğun altını çizmeye özel olarak ihtiyaç duymuyorlar. Ama zaten onun gelişiyle öyle bir farklı oluşu zaten hep baki yani aslında. Marta biraz daha işte az önce dediğim gibi yani inisiyatif alıyor, harekete geçiyor, bir şeyler yapıyor. Zaten biraz daha işte belki dediğin gibi hani acil durumda ne yapması gerektiğine dair tecrübesi bile var. Hmm. Ya bence öyle bir karakter yaratmaya karar verip hani Rose'dan farklı olsun dedikten sonra peki bunu ne yapalım? Mesela acil durumlarda kafayı yememesini tıp eğitimi almış olmasıyla açıklayabiliriz demiş olabilirler aslında. Aynen. Bir benim hoşuma giden şey yine bu bölümde şeydi. Sonlara doğru bölüm çok yükseliyor ya. Yükselmekten kastım şu. Doktorun içine güneş girmiş. Doktor kötü adam. İşte önceden içine güneş giren iki adam geri dirilmiş. İşte geminin düşmesine 3 dakika kalmış. Bilmem kim bir yerde kapalı. Öbürleri ölmüş. Yani böyle bölümün sonlarına doğru hiç ümit yok artık yani, anladın mı? Hani böyle bir şey anı değil. Aman doktor geri sayım var. Bıp 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 tak bastım tuşa hop çözdüm falan. Hani o klasik doktoru stresi anı değil. Bayağı ciddi ciddi her şey gidiyor falan. Ki doktor da gidiyor yani. Tabii doktor da arada gidiyor yani. Sanki bölüm şey gibi yani hani. Doktor onun spin-off'u Marta bölümde 42 gibi biraz yani. Aynen. Marta çok daha... Burada kameralara bir şey söylemek istiyorum. Ey Moffat! Peki sen bu kızcağızı yazdın mı kenarlara? The girl who saved the doctor diye. Yok. Evet, Moffat'aydı bu tükürük. Siz üstünüze alınmayın. Şey... Sen tanımıyorsun. Moffat diye bir adam çıkacak, evet, sonra abi, konuşacağız böyle, onu. Böyle arada bir özellikle çekim aralarında filan ya Moffat'lı böyle filan tarzı tepki alıyorsun. Hey spoiler! Hiç Moffat'lı böyle. Moffat. Dünyanın en kaliteli adamı ya. Yani artık çok geç bazı şeyler için. Aynen buraya ek montajlarsın yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet. Ama evet yani bunu merak ediyorum ne olacak acaba. Şey geyiği, pop quizler. Bence bölümün zorlama esprili kısımlarından bir tanesi olarak. Bir ismi Elvis mi? Abi yani Doctor Who bazen çok acayip oluyor böyle tercihleriyle hakikaten. Şansımıza da işte 1900'lerin başlarıyla işte 2000 arayasından hani şeyler çıkıyor değil mi? Adamlar hiç daha da eski çıkmıyor. Evet, bu, yani. Bu 42. yüzyılda geçiyormuş bu bölüm. Evet. İşte adına madına şakalar. Oo. İki okumuş ya. Evet. Eskiden izlediğimiz şey araya vakit girince. Tabii. Ömercan'ın ikinci izleyişi falan. Şey. Evet ya aradan o kadar yıl geçmesine rağmen hakikaten Marta'nın zamanından sorulara denk gelmiş olması. Bir de bu nasıl bir güvenlik protokolü abicim? Yani insan bir bunu... tane de hakkı var yani. Ha, evet yani bu kadar yani birisinin ne favori rengini falan soruyor. O adam hakikaten ölürse ne olacak acil bir durumda? Mor. Yoksa turuncu mu demiştim? Oha yani. Koysana parmak izini by the way. Yani bu kadar kişisel bir şey mi sayacak? Hadi bak şey anlıyorum. Hani Elvis mi Beatles mı? Sallıyorum uzaylı olursa uzaylı bunu bilemez. İnsanlık girebilsin gibi bir protokol diyeceksin de. Adamın favori rengi kendi bile hatırlamıyor yani. Aynen abi. O kadar bunlar kişisel değişen bir şey koyacaksın. Değil mi yani? Var mıdır böyle hani benim öldüm olası kırmızıdır falan. Benim yani bazen değişir. Öldüm olası kırmızı. Yok lan mordu bir ara. Ya. Alıştı. Hangisini söyledin acaba? Vallahi. Protokole. Bu şey gibi değil mi hani o güvenlik sorusu sorarsın ya işte. En iyi arkadaşınız falan diye böyle Yahuda bir şey hatırlamak için en iyi arkadaşım kim benim ya? O zaman şey vardı. 5 sene önce Selçuk diye bir çocuk vardı. Ne oldu acaba? Bayağı o geyik yani ve bir de bölüme zerre katkısı olmaması da başka bir detay. Yani bayağı Marta annesini arasın diye bir konmuştu. Yani başka bir şeyden ötürü de arayabilir gibi geldi bana. Başta yaptı neticede o Rose'a yaptığı kıya. Tabii. Neyi? Ha telefon diyor. Ha overall çekim. Bu bölüm yani. Bu arada yani telefonu da yükseltiyor. Bölümün sonunda da anahtarı veriyor artık. Tabii yani. Tabii. Ben ölüyordum. Ben, evet, bana evet. Bir şey olursa anahtarı senin falan diyor. Yalnız anahtarı arkadaşlar yine açacağım ama. Şimdi nerede anahtarı Rose'a verirken ki doktor? Nerede Marta'ya verirken ki doktor? Marta bunu hak ettin diyor. Ötekine sanki flörtleşiyor. Bunu da açıklayın. Hadi bakalım ben açıklayın bunu. Bence doktor hafif bozuluyor. Niye? Çünkü o zaten bölümün sonunda böyle bir şey hali var ya. Marta böyle geliyor. Ya ne oldu sonunda sana da ihtiyacımız olmadı falan diye doktor durur. Bir de gerçekten kendi kararında doktor şey beni. Marta'yı böyle bir günlük demiştim ama Marta'da canavar çıktı diye kendi şeyini yüzüyor. Mesleğimizi elimizden almasın. O biraz şey gibi ya. Böyle doktorun yanına companion alması mesela bence Rose'u aldığı zaman ben birazcık yani yanına karakter koymak için zorladılar gibi düşünmüştüm, tamam mı? Şimdi bu sefer yani ben zaten companion alıyorum gibi bir şey olmadı da hani Marta ile işte tesadüfen bir maceranın o işte ilk bölümde bir araya geldiler.
Sonra zaten ben seni kompanyon falan olarak almayacağım. Bir günlüğüne bir seferle gel falan dedi. Bir tur gezdireyim. Kazara buralarda kalıyor gibi falan. Bence onu işte yanına aldığı kompanyonu alma sürecini daha inandırıcı bir süreç yaşatmak için öyle yaptılar gibi. Yani bütün bu süreçleri bize yaşattılar demek istiyorum. Yavaş yavaş güvendi. Önce her dakika her yere götürmeyeceğim dedi. Bir günlüğüne alacağım dedi falan. O süreç bize bunu yaşatıyor diye düşünüyorum. Bilemeyeceğim. Siz de düşünüyorsunuz. Şey enteresandı. Onu şimdi aklıma geldi. Hikayede hani o güneşin canlı olması. Doktorun da kardeşim siz bakmıyor musunuz canlı mı değil mi? İşte bakamadık çünkü onun prosedürü uzun sürüyor. Ah şu insanlık kalbini çıkartmışsınız da herifin. Yazıklar olsun size ya. Yani, scanner'ı basmak uzun sürüyor diye sökmüşler kalbini. İşte öyle diyor ya insanlık işte evet, hep böyle evet. Kendi çıkarları için falan. O şey muhabbeti güzel açıkçası ya. Burn with me gay'i, işte adamın tuhaf tuhaf dönüşmeleri, gözünden ışık çıkmaları, efektler ne kadar biraz ucuz da olsa etkileyici oluyor. Ama ucuz ve güzel yani. Güzel gerçekten güzel. Daha fazla bu bölümün şeyi fena değil ya efekti cartı. Abi işte zaten bak biraz akıl şurada yani. Eğer paran yoksa, yapacağın şey böyle boktan olacaksa akılcı çözüm yapmıştı. Al bu bölümde mesela. Aynen. Bir tek şeye ben çok algım zayıflıyor. Hani mesela yarım saat sonra güneşe gireceğiz diyor ya bir sayaççı var. O mesela hani o karede gösterirken böyle ilerliyor. Baba Oğuz da gitse 5 saniye sonra güneşte. Ama sen kesiyorsun bana şeyi. Tekrar verdiğinde biraz daha yaklaşmış yine aynı hızda gidiyor. O biraz sanki yemediğim bir şey. Şimdi Cevdet'ciğim. Uzay. Sen, şimdi uzay, uzay da orantılar öyledir biraz yani. Böyle bakarsın yakın zannedersin. Gel gelim o çok uzakta olduğu için o sana şey öyle gibi, gözükür. Hani dikiz aynasında biraz daha yakındır ama uzak yazar altında ya, filmlerde. Şaka bir yana bu arada şimdi bu aralarda No Man's Sky falan oynuyorum. Closer than they appear. Diye yazar. Evet. O geyik değil, o geyik değil de şu var. Yani biraz uzay simülasyonu oynayınca mesela Kerbal diye bir space simulation var işte bayağı uzaya roket atmalı ya da şimdi bu aralar No Man's Sky oynuyorum. Gerçekten şey oluyor. Sanırım onunla ilgili bir video bile koydum şu an. Evet yayında olabilir. Bayağı da popüler. Yok 1000 falan izlendim. Daha dur bir saat oldu canım. Böyle bir lan şu gezegen şurada filan hissi yani gerçekten o büyük uzak mesafeleri veren simülasyon oynayınca insanın gözü ona çok alışıyor. Ha geldik ha geleceğiz filan deyip 28 dakikada geldiğin yerler cidden oluyor yani böyle. Abi tabii ki biz uzayda yiyoruz biz ama. Biz uzaya biraz tabii alışkın olduğumuz için gözümüz alışkın. Biz tabii köylü olduğumuz için. Biz bilmeyik. Biraz uzay şey yapıyorsunuz. Peynir yesin. Allah'ım yarabbim. Uzay mı? Ben hiç Ümraniye'den ayrılmadım vallahi hayatım boyunca. UFO inince taş atıyor değil mi böyle? Tardis'e taş atan köylü diye skeç olsa ya. Tardis'e taş atan Cevdet. Bunu çekelim ya. Neyse. Kaç. Kayboluyor. Kızın annesinin yanında Mr. Saxon ve adamlarının spawn olması da. Aynen. Şimdi bir detay. Baştan itiraf ettik yani bu sezonun evet, sonunu izledik diye. Mr. Saxon'la finali izledikten sonra şey yaptık ama şunu biliyorum. Ama bizi izleyip de bizi aynen var. Bizle beraber aynı hızda gidenler var. O yüzden no spoilers. Tamam. Burada spoiler ben diyorum bak bunu düşün. Evet düşün ya. Cevdet diyor Han Solo'nun öldüğünü on binlerce kere söylemiş adam söylüyor bunu yani. O zaman şöyle söyleyelim. Bu hani bu sezonun işte arka planda bir yandan devam eden öyküsü ya. Önceki sezonlardakine göre mesela bu sefer bence daha ilgi çekici ve zaten eskilere göre daha çok çaktırarak bir şeyler. Daha yavaş yavaş geliyor bir de ve böyle şey artık bariz hissettiriyor. Saxon'a oy verdiniz mi? Verdik falan diye böyle o ne acaba artık diyorsun yani. Hissettirmek değil canım o bariz zaten gösteriyorlar evet. Yani böyle. Siz sezon sonuna kadar kalın ben bunu size izah edeceğim garantisini vererek ilerliyor evet, artık evet. Yani. Ki fazla uzatmayalım veriyor. Aynen. Acaba ne olacak? Tabii bu aşağı... Zaten ben de o ekiptenim ya. Bu arada yorumlara... Sorsana bize. Sor. Ne oluyor sonunda diye. Ya bir şey diyeceğim. Sezonun sonunda ne oluyor? Aynı tadı verdik mi? Valla güzelmiş aslında. Keşke kendimi bundan sonra... Kendimi tam bir şerefsiz yavşak pis ekibi hissettim. Bundan sonra şimdi ben izledim. Şimdi biz olmak nasıl bir şey almadın mı? Şey sahnesi güzeldi. Yani bu Marta'nın içinde bulunduğu shuttle'ın şeyden kopması, hızla uzaklaşıyor bir de orada sessiz çekmişler ya oradan doktor bakıyor, buradan Marta bakıyor. Final sahnesi gibi bir etkileyici bir duygusallık vardı orada. Aynen. Doktor sonra sağ olsun güzel kurtarıyor ama yani burada çok bayağı özür dileyerek Moffat. Ya o anladı. O bölümlere gelince söyleyeceğim. Bu arada bir şey, Moffat bizi izliyormuş. İzliyor. Evet. Mail yazdı bize. Sizin de ağzınızı kırarım nefcim.
Russell T. Davies övdünüz yeter, kullanıyorum yazdı bize. Neyse ki biz ona sevgili Moffat abi, senin yanındaki çevirmen her kimse yalnız çeviriyor. Biz seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz diye kendi İngilizce mailimizi yazdık. Tabii seviyeyi düşürdük hatta. Peki. Şu ahırda inek at, koca kafalı Moffat falan dedik. Hay Allah. Evet sevgili arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Ödemiş. Anlamadınız ne oldu? Arkadaşlar Doktor'u 3. sezon 7. bölümü 42 bölümünü konuştuk. Marta'yı övdük. Moffat'a kaş göz attık. İnşallah birkaç sezon sonra da bu kaş gözlerin sebebini ilerlerde spoil edeceğim. Demek ne yapıyorsunuz? Çılgınca bizi izlemeye. Sağda solda herkese abi Doctor Who diye bir dizi var ama onu izleyeceğine gel Geek Yapar'da 3 tane eleman var. Onlar çok güzel ama onları izle falan filan dersin. Kanala abone olun bilmem neler yapın. Bugün yanımda Ömercan Güldal, Cevdet Çember ve ben Can Sungur. Sizlere iyi bakınız diyoruz. Bu bölümler niye geciktiğinin izahını tekrar gösteriyorum size. Montajda buna zoom yaparak ve üstüne Doctor Who müziği koyarak zoom böyle döndürerek bitirirsek güzel olur yani. Aynen.